arkadaşlar, tek başına asla bir anlamı olmayan ama cümlenin içine girdiğinde tıpkı bir altın gibi değerlenen, gittikçe yükselen bir konudan bahsedeceğim. Belki sizler için çok önem arz etmiyor. Genel olarak öğrenciler şöyle bir es geçiyor ama benim için ve ÖSYM için fazlaca önem arz ediyor. Edat Bağlaç Ünlem. Tamam, bunlar tek başına bir anlam kazanmazlar. Ama cümleye girdiklerinde öyle bir değerlenirler ki göremezsiniz. Dikkat edin. Dikkat edin, göremezsiniz ama şu tekniklerle işimiz çok kolay. Birkaç tane teknik vereceğim. O teknikle artık edat bulmak oldukça kolaylaşacak arkadaşlar. ÖSYM İlgeç de der. Şuna dikkat. Birinci kural sadece ve sadece anlamına gelen bütün kelimeler edattır. Ne demek bu hocam? Bir yerde sadece gördün mü? Ona edat de. Ya da sen bir kelimenin yerine sadece getirebiliyor musun? O zaman ona da edat de demektir. Önemli bir kuraldır. Yıldızlansın, soru gelir. İle. Şu ile ile başımız dertte. Niye? Çünkü ÖSYM nasıl soruyor biliyor musun? İyisini düşürüyor. Annemle pazara gittim diyor mesela. İşte o iyisini düşürdüğü zaman biraz nankör bir edat bu arkadaşlar. Görmesi zor oluyor ve bazen de bağlaç oluyor. Dikkat. Burada dikkat edeceğin şey şu. İlenin yerine V geldi mi? V geldi. V gelirse bağlaçtır. Hiç ezber yapma. Ve zaten bağlaç değil mi? Zaten bağlaç. O zaman bir kelimenin yerine geldiğinde de bu otomatik olarak bağlaç olacak arkadaşlar. İlenin yerine V getiremiyorsam ne olacak? Artık edat olacak. Dikkat! L'li görürsün genellikle. Gazeteyle dergi okudum. Bak o L'yi göremediğinde, çünkü bir metin veriyor sana, kaç tane edat vardır diyor. Bu ileler gözükmediği için ve iyisini düşürerek verdiği için sorularda öğrenci biraz böyle yanlış yapabiliyor ama artık bu dersten sonra yanlış yapmayacaksın. Sonra hal ekberiyle öbekleşen sorular geliyor karşıma ve soruda direkt şunu diyor arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde edat hal ekiyle öbekleşmiştir? Bakın çok önemli. Nedir bu? E göre, e karşı, e doğru, e rağmen. Buna dikkat. Hal ekiyle öbekleşmezse olmaz. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela hemen şuraya yazıyorum. Babam bu fikre karşıydı. Bakın şimdi siz bağlamı bilmiyorsanız zaten burada bir tökezleyeceksiniz arkadaşlar. Ama benim en başından beri, ilk videomdan beri size bağlam bağlam dememin nedeni buydu. İşte Türkçe bağlam üzerine oturmuş bir dil. Ve burada bağlama bakmazsanız cevap yanlış çıkacak. Çünkü size sadece şunların altını çizerek veriyor. Dikkat! Babam bu fikre karşıydı derken artık buradaki o e karşı olmuyor. Babam bu fikri kabul etmiyor. Yani karşı demek istiyorum. O zaman bu artık isim olur. Ama evimiz göle karşıydı derken artık e karşıdan bahsediyorum. İşte hal ekiyle öbekleştirdim. O zaman burası edat olur. Buna bir dikkat kesilelim. Sonra denler var. Den dolayı, den başka, den beri, den sonra, tamam mı? Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunlar önemli sorularda karşınıza çıkacaktır. Peki bir de gördüğümde tanımam gereken edatlar var. İşte için mesela çok popülerdir. Çok fazla sorarlar. Üzere. Üzereyi genelde öğrenciler kaçırıyor. Yıldızlayın gelir sorularda. Gibi mesela, bu da çok fazla gelir. Yine kadar, onu da ekleyelim. Fazlasıyla karşımıza gelir. Şimdi şöyle bir hemen örneklerle pekiştirelim. Yalnız sözcüğünü çok fazla soruyor. Ben size bundan önceki konularda zaten sıfatı, zarfı, ismi, zamiri anlattığım için burada daha da kolaylık sağlayacak size. Şöyle ki arkadaşlar, ben ne dedim? Kelimenin yerine yalnız getirebiliyorsanız o edat olur. Zaten konumuz yerine taş koymayla ilgiliydi. Yani okey ile alakalıydı. O zaman burada da bir taş koyalım, gitsin bakalım. Yalnız benim için bak yeşil yeşil demiş şair. Sadece getirebilir misin? Getirirsin. Sadece ve sadece anlamına gelen bütün kelimeler edattır. O zaman buradaki yalnız ne olur? Edat olur arkadaşlar. Yalnız taş duvar olmaz. Bak burada artık edat olmadı. Burada başka bir şeyi etkiledi. Dikkat. Taş isim. Nasıl taş? Yalnız taş. Yalnız taş ismi etkilediği için niteleme sıfatı oldu. Uzun süredir yalnız yaşıyor. Yaşamak hareket mi? Evet. Nasıl yaşıyor yalnız? Bakın hareketi etkiledim. Hareketi etkileyen sözcük zarftır. Nasıl sorusuna cevap verdi? Hal durum zarfıdır. Dolayısıyla ezber yapan elenir. Ezber yapmıyoruz. Şimdi biraz karma örnek yapalım arkadaşlar. Örneklerde edatları görmeye çalışalım.
için size soru olarak geldiğinde genel olarak şöyle gelir. Hangisi farklı anlamda kullanılmıştır? Yani edatlar farklı anlamlara gelerek kullanılabilir. İçinler neden sonuç ilişkisi kurabilir, amaç sonuç kurabilir, üzere anlamı kurabilir, süre anlamı kurabilir. Bunu zaten bağlamdan çıkarırsınız. Mesela Roma'ya 2 gün için mi gittin derken burada kastettiğim aslında 2 gün bir süre anlamı katmıştır. Bu vatan için ölenleri kimse unutmaz. Bu vatan uğruna anlamı katmış bakın. Sorulara geldiğinizde şıklarda mutlaka ya da parantez içinde yanlarında size bunu verir. Sizin için bir kitap getirdim. Yani sizin okumanız amacıyla sizin size uygun olan anlamında kullanılmıştır diyoruz. Gibi'ye geldiğim zaman şunu unutmayın. Gibi edatı sözcük grubu oluşturmuştur ya da şöyle sorar size. Der ki aşağıdakilerin hangisinde gibi edatı sıfat görevinde kullanılmıştır, zarf görevinde kullanılmıştır şeklinde de sorabilir. Sözcük grubu oluşturduğunda kendinden öncekiyle birleşmesi gerekir. Mesela haberi aldığı gibi yola çıktı. Bakın çıkmak hareket nasıl yola çıktı? Aldığı gibi. O zaman burada harekete etkilediğiniz için otomatik olarak ne oluyor bu? Zarf olmuş oluyor arkadaşlar. Ve buradaki gibi de zaten edat oldu. Yani edat zarf görevinde kullanıldı. İnsan gibi davrandı. Nasıl davrandı? İnsan gibi. Yine burada ne yaptım? Davranmak hareketini etkiledim. Bu bir edattır ama zarf görevinde kullanılmış bir edat olur. Kahve gibisi yoktur. Buna şurada bir dikkat çekmek istiyorum. Edatlar hiçbir şekilde ek almazlar. O zaman buradaki gibisini gidip de edat diyemezsiniz. Dikkat, yıldızlayın bunu, soru gelir. Bu bir artık isim olmuş oldu. Buz gibi suyu bir içişte bitirdi. Bakın burada da edat öbeği sıfat görevinde kullanıldı. Nasıl su? Buz gibi su ismi etkiledi ve sıfat görevinde kullanılmış oldu. Yine üzere. Dediğim gibi üzere de sorularda çok fazla kullanılır. Dikkat ediyorsunuz. Daha önce belirtildiği üzere buradayım. Belirtildiği gibi mesela gibi edatında değil mi? Burada yerine kullanabilirsiniz. Anlaşmayı imzalamak üzere geldi. Anlaşmayı imzalamak için geldi. Amacı buydu. Dolayısıyla amacıyla anlamında kullanıldı. Şimdi biraz da şöyle örnekleriyle öbekleşen edatlardan örnekler verdim. Bunlar da önemli. Bağlama bakarak yalnız bunları çözmek önemli burada. Senden başka sevemem kimseyi. Bakın den başka gördünüz mü? Haliki ile öbekleşmiş bir bağlaç. Tek başına bir edat. Tek başına bir anlamı yok. Cümle içerisinde bir anlam kazandı. Eve doğru ilerledi. Yön gösterdi. Ve buradaki e doğru ne oldu? Edat oldu. Anlatılanlara göre, bakın e göre, burası oksijenin en bol olduğu yermiş. Anlatılanlara göre, e göre de yine edat oldu diyoruz arkadaşlar. Hadi bağlaçlara geçelim. Arkadaşlar bağlaçlarla devam ediyorum. Eğer dersi buraya kadar dinlediyseniz lütfen kopmayın. Bakın çok kolay gibi gözükebilir. Pek çok öğrenci de şey diyor, hocam işte 2-3 örnek verin geçin. Hayır, ben siz ne kadar az isteseniz de, tabii bazılarını tenzih ediyorum. Ben yine de ısrarla fazlasıyla yazmaya devam ediyorum. Çünkü geliyor ve yapamıyorsunuz. Lütfen, devam. Bağlaç nedir? Adı üstünde bağlayandır. Özneleri bağlayabilir, yüklemleri bağlayabilir, sıfatları bağlayabilir. Pek çok farklı sözcüğü bağlayabilir. Şimdi bizim dilimizde en sık kullanılan bağlaçlar nelerdir? Ama, fakat, çünkü, ki, değil mi? Bunu herkes biliyor. Ama mesela siz Helen'in bağlaç olduğunu biliyor muydunuz? Bak dersi buraya kadar izlediysen güzel bir şey öğrendin. Bugüne kadar sormadı, sorarsa efsane bir soru olur. Peki siz gel gelelimin bağlaç olduğunu biliyor muydunuz? Bilenler vardır belki aranızda ama bence bilmiyorsanız yıldızı yerleştirin. Soru gelme potansiyeli yüksektir. Arkadaşlar artık ÖSYM Türkçe ile eliyor. Türkçe ile elemek istiyorsa gidip de size V'yi sormaz. İle'yi sormaz. Bunu herkes biliyor. Herkesin bilmediğini bilen öne geçer. Bu önemli. Halbuki bunu biliyorsunuzdur. Hatta'nın bağlaç olduğunu bilmiyorsanız bence biliniz yine gelebilir. Oysa veya ya da bunlar önemli bağlaçlarımızdır. Bakın şimdi nasıl bir örnek verdim. Bir şairin güzel bir şiirinden örnek verdim. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör diyor şair. İşte buradaki hele bağlaçtır arkadaşlar. Çok önemli. Lütfen yıldızlayınız. Buraya kadar dinlediyseniz bence bayağı şey kaydettiniz ve not aldınız zaten. Halbuki ev sahibiyle görüşmüştü. Halbuki oysa anlamı katar genellikle ve bağlaçtır. Gel gelelim çok önemli bir bağlaçtır. Gel gelelim arkadaşlarından ayrı kaldığında başka biri oluyordu derken yine bağlaçtır diyorum.
çok 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 önemli bir uyarı daha var. İse öğrenci şey diyor. Hocam İse bağlaştır, ezberledim ben. Ama ben sana bağlama öğrettim. İse'yi her gördüğün zaman bağlaç diyemezsin. Çünkü şart gibi de olabilir. Dikkat. İse bağlaç ne zaman olur? Karşılaştırma anlamı katarsa olur. Cümlende karşılaştırma anlamı var mı? İşte ise o zaman bağlaç olur arkadaşlar. Ben hızlı yürürdüm. Annemse arkamdan ağır adımlarla gelirdi. Annemle kendimi karşılaştırdım. İşte buradaki S, bak bir de böyle S'li sorar ha. İyi düşürür iledeki gibi. Dikkat. Bu ne olur? Bağlaç olur. Ama yola erken çıkarsa yetişir. İşte buradaki S sağ şart ipidir. Ezber yaparsan yandı günüm keten elva. Lütfen. Dikkat. İle ve gelirse bağlaç ve zaten bağlaştı. Gazete ile dergi okudum. Gazete ve dergi okudum diyebilirim. O zaman bağlaç olur. Annemle tiyatroya gittim. Annem ve diyemediğim için orada edat olur. Bir uyarım daha var. Bile. Bunu da soruyor. Bile de bağlacının vurgulusudur. Ve daima bağlaştır arkadaşlar. Çok önemli. Çünkü seni ben bile kurtaramam derken yerine de koyabiliyorum. Bak yerine taş koy zaten çıkacak cevap. Bir de şunlar var arkadaşlar. Şöyle tekrar eden, tekrarlı bağlaçlarımız. Ne ne, hem hem, ya ya, ister ister. Ya gel ya git. Hem gelin hem damat nikaha hazırdı. Ne gelen var ne giden. Araya kesinlikle virgül koyamazsın ve bunlar bağlaştır. Lütfen unutma. Hadi dersin son demleri. Ünler. Bitiyor arkadaşlar. Ünlem. Ünlem nedir? Heyecan, korku, telaş bildiren ifadelerdir. Ama bazıları asıl ünlemdir, bazıları sonradan ünlemdir. Bu çok önemli. Asıl ünlem. Mesela eyvah ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı derken Abdülhak Hamit asıl ünlem yapmıştır. Ya da oh be bu konuyu da hakkıyla hallettim derken asıl ünlem yapıyorsunuz. Ya da of bıktım artık derken asıl ünlem. Yo bu kadar olmaz derken asıl ünlem. Ama bazıları da var ki sonradan ünlem kazanıyor. Yani arkadaşlar siz kendi konuşmanızla, ses tonunuzla ona ünlem değeri katıyorsunuz. Mesela benim Allah'ım bu çizgili yüz derken aslında buradaki ifadede ben sonradan ünlem değeri katıyorum. Allah bir isimdir ama burada sonradan ünlem değeri kattı. Yandım derken yine aynı şekilde normalde bir fiili alıp burada duygu durumunuza göre, ses tonunuza göre sonradan ünlem değeri katmış oluyorsunuz. Peki şurada bir istisna var, bir yıldız koyun lütfen. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste derken ünlemler genel olarak ek almazlar arkadaşlar. Zaten burada da ah ifadesi ahı olmuş yani onun ahı anlamında. Dolayısıyla artık isimleşmiştir. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Ama bunu duyguyla belirseydiniz işte ah bacağım yandı falan deseydiniz ya da ah elim kesildi deseydiniz o zaman asıl ünlem değeri katmış olurdunuz. Peki sözcük türlerini nihayete erdirdik. İsimle başladık. Sıfat, zarf, zamir ve edat, bağlaç, ünlem. Arkadaşlar bu konu çok önemliydi. Hala konuyu bitirmediyseniz en baştan bir bitirin. Zaten bir sonraki kampımız da biliyorsunuz ki bununla ilgili olacak. Tek bir videoda bütün sözcük türlerini nasıl çözeceksiniz, nasıl yaklaşacaksınız onları çözeceğim size, soruları çözeceğim. Ama öncesinde mutlaka bu konuyu, bu söylediğim konuları bitirin. Bir sonraki ders kampı yani soru çözümü. Ondan sonra fiiller çok az kaldı. Türkçeyi noktalıyoruz. Edebiyata da hızlı geçişler yapıyoruz arkadaşlar. Peki dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Geçenlerde bir şey paylaşmıştım. YouTube bizimle ilgili bir çıkarım yapmış. Bayağı yüksek bir rakamda, şu an hatırlayamıyorum, 200 binli civardaydı sanırım. Sorduğunuz soruları yanıtlamışım. Soru sormaya devam edin. Gördüğüm an yanıtlıyorum arkadaşlar. Çünkü bu geri bildirimle olacak bir iş. Yani sadece burada kuru kuru konuyu dinleyip anlamadığınız bir şeyi soramayacaksanız ya da sorduysanız yanıt alamayacaksanız bunun hiçbir anlamı yok inanın. O yüzden ben 2020'de olduğu gibi 2021'de de tüm sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.